Elektroliz hücreleri ile ilgili ifadelerinden hangileri doğrudur? İstemsiz olarak çalışır. Evet arkadaşlar, çünkü elektrolizde enerjiyi bizim vermemiz gerekir. Dışarıdan enerji vererek çalıştırırsınız bu sistemleri. Erimiş, yani kendiliğinden olmaz. Erimiş tuz veya iyon içeren çözeltilerde gerçekleşir. Doğrudur arkadaşlar. Erimiş tuzu elektroliz ederseniz direkt tuzun iyonlarının elementlerine dönüştüğünü görürsünüz. İyon içeren çözeltilerde ise suda olduğu için H artı ve OH eksiği de düşünmeniz gerekir. Elektrik enerjisi kimyasal enerjiye dönüşür. Evet arkadaşlar, elektriği biz veririz ve o çözeltinin içerisinde gerçekleşen indirgenme yükseltgenmeler sonucu bu enerji kimyasal enerjiye dönüşür. Cevap bu durumda E seçeneği çıkar. Belirli bir sıcaklıkta 1.6 molar magnezyum nitrat çözeltisi ile 1.6 molar potasyum florür çözeltisi eşit hacimde karıştırılıyor. Ve magnezyum florür çökeli elde ediliyor. Buna göre son durumda çözeltide magnezyum iyonlarının derişimi kaç molardır? Tuzunun sudaki çözünürlüğü ihmal edilecektir. Peki şöyle yapalım arkadaşlar isterseniz. Bunlar eşit hacimde karıştırılıyor. Eşit hacimde karıştırılırsa derişim yere düşer. Bunu biliyoruz. Benim için önemli olan burada şu arkadaşlar. Magnezyumla flor tepkime girip magnezyum flor oluştururken ne kadar magnezyum harcayacağım? Geri kalanlar magnezyum derişimini oluşturacaklar. Magnezyum 2 artı iyon derişimini oluşturacaklar. Peki şöyle yapalım. Bu çökelek oluşmadan önce bir şunları iyonlaştıralım. Daha detaylı görün diye yapıyorum bunu. Belki hiç bilmeyen arkadaşlar vardır bu kısmı. Şimdi magnezyum nitrat şu şekilde iyonlaşır. Magnezyum 2 artı artı 2 tane nitrat iyonu. Peki potasyum floru nasıl iyonlaşır? Potasyum florür ise potasyum artı florür eksi olarak iyonlaşır. Eşit hacimde karıştırdığım için molarite eşittir N bölü V, bunu unutmayın. İlk önce mol sayıları değişmiyorken hacimin iki katına çıkması derişimi yarıya düşürecektir. O zaman benim derişimim karıştıktan sonra artık bunlar 0.8 molar bundan, 0.8 molar da potasyum florürden var demektir. Peki bu 0.8 molarlık bir iyonlaşma gerçekleştirdiğinde magnezyum 0.8 molar, nitrat 1.6 molar olur. Potasyum florür 0.8 molar iyonlaştığında potasyum 0.8 molar olur. Florür de 0.8 molar olur. Ama dikkat, diyor ki bize bunlar birleşecekler ve magnezyum florür çökeleğini oluşturacaklar. Kabın içerisinde bu iki iyon yan yana geldiği zaman şu şekilde birleşecek ve magnezyum florür olarak kabın dibine çökecekler. Bu kaç molar? 0.8 molar. Bu kaç molar? 0.8 molar. Elimdeki miktarları yazdım. Peki kim biter arkadaşlar buradaki tepkimede? Dikkat ederseniz katsayısı 2 olduğu için eşit derişimde başladığından dolayı bu biter. Yani siz bundan 0.8 molar harcadığınızda 2'ye 1 oranı olduğu için bundan da 0.4 molar harcayacaksınız. Dolayısıyla oluşacak katının molaritesi olmaz arkadaşlar. Bunu mol olarak bulmanız gerekir. Şöyle diyebilirsiniz bunu sormuş olsaydı. Katsayısı 1 olandan 0.4 molar harcarsanız katsayısı 1 olandan 0.4 molar oluşur dersiniz. Ama katının molaritesi olmayacağını bilirsiniz. Bunun molünü sorabilir size. 0.4 molara denk bir mol bulmanız lazım. Hacim neyse artık, hacmi verecek bize orada. Çarpacağız ve kaç mol çöktüğünü bulabileceğiz. Ama soru bunu sormuyor bize. Magnezyum artı iyon derişimi ne kadardır diye soruyor. Ben ola ki kaç mol çökelek oluştu diye sorarsa ne yapacağınızı anlatmak istedim orada da. Peki biz sorunun cevabına bakalım. Bu bitti. Çökme durdu artık. Çünkü iyonlardan biri bitti. Ve 0.4 molar ortamda ne kaldı? Magnezyum 2 artı iyonu kaldı. Normalde bu tuz geriye doğru biraz çözünür ve denge tepkimesi oluşturur. Ama diyor ki sudaki çözünürlüğünü ihmal edin. O zaman geriye doğru bir iyonlaşma olmayacak diyorum. Ve magnezyum iyon derişimi 0.4 molar olarak belirlenmiş oluyor. 0.4 molar hidrojen florür çözeltisinin pH'i 4'tür. Buna göre hidrojen florür asidi için 25 santigrat sıcaklığında ifadelerinden hangileri doğrudur? Şimdi şöyle yapalım. Hidrojen florürü iyonlaştıralım. Henüz kuvvetli mi zayıf mı olduğunu bilmiyorsunuz. Şöyle yapalım. Çünkü bu bir HX asidi de olabilir. O nedenle böyle çözeceğim. Şimdi hidrojen florür iyonlaştı. Bu kaç molar? 0.4 molar çözündü. Eğer bu 0.4 molar çözündüyse birebir olmasından ötürü hidrojende 0.4 molar olmalıdır. Peki ortamdaki hidrojen kaç? Ona bir bakalım. pH değeri bize ortamdaki hidrojenin derişimi hakkında bilgi verir. pH değerinin 4 olması şuradan gelir. Demek ki hidrojen iyon derişimi 10 üzeri eksi 4 molardır. Böyle olduğu zaman pH 4 çıkar değil mi arkadaşlar? Yani ortamdaki hidrojen iyon derişimi 10 üzeri eksi 4 molarmış. Ama bu 0.4 diye bekliyorduk biz. Kaç çıktı? 10 üzeri eksi 4. Olması gerekenden daha düşük çıktı değil mi? %100 iyonlaşamıyormuş.
%100 iyonlaşamayan asit veya bazlar zayıf asit veya zayıf bazdır. Elimizde bizim demek ki zayıf asit var. Demek ki denge tepkimesiyle iyonlaşıyor. %100'ü karşıya geçemedi. O yüzden 10 üzeri eksi 4 molar hidrojen oluşması için buradan 10 üzeri eksi 4 molar iyonlaşmalıdır. Baştaki 0.4 molardan. Birebir olduğu için florür de 0.4 molar olur. Peki bir denge olur değil mi burada? 0.4 eksi 10 üzeri eksi 4 molar, 10 üzeri eksi 4 molar, 10 üzeri eksi 4 molar olur. Şimdi kuvvetli asitler ifadesi bir kere yanlış oldu. Çünkü %100 iyonlaşamadı. İyonlaşma yüzdesi bu mu bakalım? 0.4 molarlık asitin 10 üzeri eksi 4 moları iyonlaştı. Acaba yüzde kaçı iyonlaştı diye sorarız. İçler dışlar çarpımı yaptığımızda 100 çarpı 10 üzeri eksi 4 bölü 0.4 olacaktır. Peki şöyle yapalım. Yukarıya çarptığımızda ne olur? 10 üzeri eksi 2 olur. Aşağıya da şöyle yazalım. 4 çarpı 10 üzeri eksi 1 yapalım. Şunu yukarı atarsak arkadaşlar 10 çarpı 10 üzeri eksi 2 bölü 4 olur. Bu da 2.5 çarpı 10 üzeri eksi 2 olur. 2.5 çarpı 10 üzeri eksi 2 arkadaşlar 2.5 değildir. İyonlaşma yüzdesi nedir? 2.5'tan daha küçük. Yani %0.025 çıkacaktır iyonlaşma yüzdesi. Dolayısıyla bu ne olacaktır arkadaşlar? Yanlış olacaktır. Asitlik sabiti bu mudur? Bakalım Ka değerini ürünler bölü girenlerle yazacağız değil mi bunu? Hidrojen derişimi çarpı florür derişimi bölü hidrojen florür derişimi. Peki 10 üzeri eksi 4 çarpı 10 üzeri eksi 4 bölü ne olacaktır? 0.4 eksi 10 üzeri eksi 4. Bakın denge sorularında şunu ihmal etmeyeceksiniz ama asit baz sorularında şu iyonlaşan kısım daima ihmal edilecek. Çünkü çok küçük bir değerdir. İşlemi yaptığımızda 10 üzeri eksi 8 bölü 0.4 olur. Bunu da yukarı attığımızda arkadaşlar 2.5 çarpı 10 üzeri eksi 8 gelecektir. 2.5 çarpı 10 üzeri eksi 8 doğrudur. Cevabımız bu durumda A seçeneği çıkacaktır. Aşağıdaki olaylardan hangisi egzotermiktir? Bakın buzun erimesi olayı olmuş burada. Katıdan sıvıya geçmiş su. Erimek için enerji almanız lazım. Enerji alacağınıza göre bu olay endotermiktir. Endotermik tepkimelerde şunu da söyleyelim. Delta H sıfırdan büyüktür. Bu olmadı. Şimdi karbon katısını yakıyorsunuz. Yanma tepkimeleri azot gazının yanması haricinde bütün yanmalar egzotermiktir. Siz karbon katısını yaktığınızda ısı çıkar arkadaşlar. Dolayısıyla bu nedir? Egzotermik bir tepkimedir. Delta H sıfırdan küçüktür. Cevabımız bu. Şunlara da bakalım. Bakın böyle moleküller yapılı bir şey ya da işte büyük bir şeyi daha küçük parçalara ayırıyorsanız arkadaşlar bu tepkimelerde endotermik olur. Isı almadan parçalanmaz çünkü bu. Burada da delta H ne olur arkadaşlar? Büyüktür sıfır olur. Burada dikkat ederseniz katıdan gaza geçiş var. Enerji alarak olur bu sübümleşme olayı. O yüzden delta H büyüktür nedir? Yine sıfırdır yani endotermiktir. Kalsiyum karbonat katısını parçalamışsınız. Parçalamak için ne yapmanız lazım büyük yapıyı? Enerjiye ihtiyacımız var burada da. Bir bileşiği daha küçük yapılara parçaladık. Analiz yaptık aslında bir anlamda da. Delta H yine büyüktür sıfırdır. Bu endotermik bir tepkimedir. Cevabımız B çıktı. Düzensizlikleri unutmayın. Aşağıdaki bileşiklerden hangisinin adı yanlıştır? Şimdi bakalım. En uzun zinciri numaralıyorum bakın. 3, 4. Ne oldu? 2 büten oldu. 2 büten. Evet. Ama yapı bakın cis mi trans mı? Dikkat ederseniz yapılar aynı tarafta olduğu için cis öneki gelecektir. Trans olması için çapraz olmaları gerekiyordu. Bu nedenle cis 2 büten doğrudur. Bu metanoldür. Tek karbonlu alkol. Metanol ya da diğer adıyla metil alkol de diyebilirsiniz. 3 karbonlu asit propanoik asittir. Etanol değil arkadaşlar. Aldehit olduğu için ne olacaktır bu? Etanol olmalıdır. Yanlış olan budur. Metoksimetan. Bakın bu eter arkadaşlar. Buna dimetil eter dersiniz. Bu çok yaygın ama şunu da bilmeniz lazım. Bir tanesini ana zincir seçiyorum. Bunların aslında ana yapı karbonu. O yüzden buna metan diyorum. Diğeri benim için buna bir dallanma gibi duruyor aslında. Meta, oksi, metan diyeceğim. Metoksi, metan diye okunuyor. Bir tane daha örnek vereyim. Burası daha iyi otursun. C2H5O, C2H5 yazarsanız da eta oksi etan olur arkadaşlar. Bu da etoksi etan diye okunur. Alkoller ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? Moleküler arası hidrojen bağı içerirler. Bakalım moleküller arasında öyle mi olur? Bir alkol düşünelim. Mesela ROH olsun. Bir monoalkol yazdım. Başka bir monoalkol daha yazıyorum. Hidrojen bağının kuralı neydi? Hidrojen molekülün içinden F, O veya N atomlarından birine kimyasal bağla bağlı olup
daha sonra dışarıdan F, O veya N atomlarından biriyle etkileşirse ve iki yapı da polarsa bu bağın adı hidrojen bağı olur. Hidrojen bağı. Peki buraya gelelim. Polar bir yapı alkol gördüğünüz gibi. Hidrojen molekül içinden kimyasal bağlı, oksijene bağlı. Dışarıdan F, O, N'den biriyle etkileşebiliyor mu? Evet, O var dışarıda da. O zaman bu bağın adı ne olacaktır? Hidrojen bağı. Alkol tanecikler arasındaki arkadaşlar fiziksel etkileşim nedir? Hidrojen bağıdır. O yüzden bu doğrudur. Gördük bunu da. Karbon sayısı arttıkça kaynama noktası azalır. Bakın karbon sayısı arttıkça şurası büyüdükçe yapıda London kuvvetleri artar. Biliyorsunuz ki London kuvvetleri zayıf etkileşimlerin hepsinde vardır. Yani burada hidrojen bağı var ama aynı zamanda London kuvvetleri de var. Fakat biz çok zayıf olduğu için London'lar genelde hidrojen bağının yanında belirtme ihtiyacı duymayız. Ama burada belirtmek zorundayız. Çünkü bize London kuvvetinin değişimiyle kaynama sıcaklığının nasıl değiştiğini soruyor aslında. Hidrojen bağınız var. Karbon sayısı arttıkça arkadaşlar tanecikler arasındaki London kuvveti artacağından dolayı moleküller birbirini daha güçlü çekecektir eskiye nazaran. Bu da kaynama sıcaklığının artmasına neden olacaktır. Çünkü kaynatmak için buradaki bağı kırmanız lazım. Dolayısıyla karbon sayısı arttıkça London kuvveti artar ve kaynama sıcaklığı da artar. Azalır değildir. Bu yanlıştır. Hidroksil sayısı arttıkça kaynama noktası artar. Bu doğrudur. Neden? Düşünsenize buradaki karbonların içerisinde hidroksil sayısı arttıkça yani bir polialkole dönüştükçe bu oluşturabileceği hidrojen bağı sayısı artar. Hidrojen bağı sayısının artması da hidrojen bağının sayısının artması da fiziksel etkileşimi kuvvetlendirmiş olur ve kaynatmak için daha fazla enerji vermeniz lazım. Dolayısıyla daha yüksek sıcaklıklara çıkması gerekir. Kaynama sıcaklığı OH sayısı arttıkça artar. Tersiyer alkol haricinde yükseltgenme tepkimesi verirler. Evet, primer alkoller arkadaşlar şöyle yapalım. OH'ın bağlı olduğu karbon atomunda ya bir tane alkil grubu olacak ya da hiç olmayacak. Ben bir tane olanı seçtim. OH'ın bağlı olduğu grupta bir tane R grubu var. Bu primer alkoldür. Bir kademe yükseltgenerek neyi oluşturur primer alkoller? Aldehitleri oluştururlar. Aldehitler de bir kademe yükseltgendiği zaman neyi oluşturur arkadaşlar? Karboksilik asidi. Ya peki sekonder alkol? Sekonder alkol ise OH'ın bağlı olduğu karbonda iki tane R grubu yani alkil grubu olmalıdır. Sekonder alkol bir kademe yükseltgenirse keton oluşturur. Ama tersiyer alkol ise arkadaşlar yükseltgenerek bir organik bileşik oluşturmaz. O zaman tersiyer alkol haricinde yükseltgenme tepkimesi verirler. Doğru bir ifadedir. En küçük üyesi tanecik başına 4 hidrojen atomu içerir. En küçük alkol kimdir arkadaşlar? Metil alkoldür. Tek karbonlu olan alkoldür. Gördüğünüz gibi tanecik başına 4 tane hidrojen atomu içerir. Bu da doğrudur. Bize yanlış olanı sorduğu için cevabımız B seçeneği çıkacak. İşinize yarar. Formik asit ile ilgili ifadelerinden hangileri doğrudur? Formik asiti bir yazalım arkadaşlar. Tek karbonlu asit. Piyasa adı karınca asitiydi. Diğer adı da metanoik asittir. Çünkü metan tek karbonlu alkan asit olduğu için metanoik asit. Bakın metanoik asit olarak adlandırılabilir. Sormuşuz zaten bunu doğru. Bir kademe yükseltgenebilir. Tabii ki yükseltgenebilir. Neden? Bakın normalde karboksil asitlerin yükseltgenme tepkimesi yok. Hani asetik asitten yükseltgenip de bilmem ne asit oluşmuyor. Yanma haricinde yükseltgenme yapmaz. Yanınca da karbondioksit su çıkar. O da fonksiyonel grup olmadığı için işime yaramaz. Ama formik asitin bir özelliği vardı bakın. Videolarda çok vurgulamıştım. Formik asit hem aldehittir özellik olarak hem de asittir. Dolayısıyla formik asit aldehit kısmından dolayı yükseltgenebilir. Yükseltgenebilir. Ve aynı zamanda aldehit kısmı olduğu için formik asit Fehling ve Tollens'le de tepkime verip çökelek oluşturur. Tollens'le tepkimeye girerse gümüş aynası, Fehling'le tepkimeye girerse kırmızı çökelek oluşturur. Niye? Bu anlattığınız aldehit tepkimesi hocam ama formik asit de aynı zamanda bir aldehittir. Bir kademe yükseltgenebilir. Doğru yükseltgenebilir çünkü aldehit ucu vardır. Hem aldehit hem de asit özelliği gösterir. Zaten bunu da vurgulamışız. Bu arkadaşlar sizin için öğretici bir soru olmuş. Bu özelliklere dikkat edin. Sınavda çıkabilir. Formik asit hem aldehittir hem de karboksil asittir. Dolayısıyla hem aldehit hem de asit özelliği gösterir. Cevabımız E çıktı. Yukarıda periyodik cetvelde bulunan X, Y ve Z elementleri ile ilgili ifadelerinden hangileri doğrudur? Elektron alma isteği en fazla olan Z'dir. Şimdi bakın Z metal. Dolayısıyla elektron verme isteği arkadaşlar çok yüksektir. Ki metalde çap arttıkça da biliyorsunuz elektron verme isteği ne yapar? Daha da fazla artar. Hatta şu tabloda bana gösterilen Z, Y ve X atomlarına baktığım zaman elementlerine elektron verme isteğinin en fazla olanın Z olduğunda burada ne yapmam söylemem gerekir. Şimdi elektron alma isteği değil, elektron verme isteği en fazla olan Z'dir diyebiliriz. Bu elendi.
Çapı en büyük olan x'tir. Biz çapta ilk önce katman sayısına bakarız. Bakın bu ikinci katmanda bu 3, yani üzeri katman sayısı bunun 3, bunsa 4. Demek ki katman sayısı en büyük olanın çapı en büyüktür. Hocam katman sayıları aynıysa o zaman proton sayısına bakacaksınız. Katman sayısı aynıysa proton sayısı büyük olanın çapı daha küçük olur. Çünkü proton sayısı yüksek olduğu için elektron başına düşen çekim kuvveti artar ve dolayısıyla çap küçülür. Biz bu nedenle periyodik tabloda soldan sağa doğru çap ne yapar deriz, genellikle azalır. Ama yukarıdan aşağı doğru inerseniz katman artacağı için çap artacak. Burada çapı en büyük olan Z'dir. İyonlaşma enerjileri arasındaki ilişki, çapı en büyük olan Z. İyonlaşma enerjisinde ilk neye bakacaktık? Katman sayısına. Katmanı en büyük olanın elektron vermesi en kolay olduğu için elektron koparmak en kolay olanıdır. Dolayısıyla en az enerji vererek elektronu bundan koparırım. İyonlaşma enerjisi en küçük olan Z olur. Daha sonra kim olur arkadaşlar? Katman sayısı Y'nin X'ten büyük. O zaman Y en zor X'ten koparabilirsiniz. Demek ki yoğunlaşma enerjileri arasındaki ilişki X, Y ve Z şeklinde olacaktır. Doğrudur. Cevap burada B seçeneği çıkar. X2 artı iyonun elektron sayısı ile Y atomunun elektron sayısı birbirine eşittir. Buna göre Y atomunun en yüksek enerjili orbitalinin açısal momentum kuantum sayısı, yani L değeri kaçtır? Şimdi elektron sayısı kaç arkadaşlar burada? İyon yüküyle elektron sayısını toplarsanız proton sayısını verecek. Dolayısıyla elektron sayısı 18. Y atomunun elektron sayısı 18. Y biliyorsunuz nötr olur atom olduğu için. Proton da 18'dir bu arada. Elektron dizilimini yazalım. 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6'dır. En yüksek enerjili orbitalinin, en yüksek enerjili orbital hangisidir burada arkadaşlar? 3P'dir. N artı L değeri en büyük olandır. O yüzden en büyük enerji seviyesi burasıdır. Bu arada arkadaşlar soldan sağa doğru da enerjinin arttığını da bilelim bu dizilimde. En yüksek enerjili orbital burada P orbitali. Açısal momentum kuantum sayısı, yani L değeri kaçtır? L değeri 0 ise P orbitalini, S orbitalini gösterir. 1 ise P orbitalini, 2 ise D orbitalini, 3 ise F orbitalini. P olduğuna göre L değerinin 1 olması gerekir. Cevap D'dir. 127 derece sıcaklık ve 2 atmosfer basınç koşullarında 8 gram metan gazı kaç litre hacim kaplar? Şimdi arkadaşlar değerleri yerlerine yazarak bakalım. Bu koşullarda inceleyeceğim. PV eşittir NRT diyorum. Şimdi basınç 2 atmosfer, hacmi zaten bana soruyor. Mol sayısı kaç? 1 mol metan 16 gram olduğuna göre 8 gramı yarısı olduğu için 0,5 mol. Bunu fark edebilmişsinizdir. Gaz sabiti 22,4 bölü 273'tür. Sıcaklık burada santigrat verilmiş. Kelvin'e çevirmem lazım. Santigrat artı 273 Kelvin'i verdiğine göre 127 artı 273 yapacağız. Bu da 400 Kelvin'e denk gelir. O halde ben buraya 400 yazmalıyım. Şimdi buradan arkadaşlar ne kadar hacim kaplayacağını bulacağım. Peki şöyle yapalım. Bakın şu sayı arkadaşlar, burada gördüğünüz gibi sadeleşme pek mümkün değil. Yani ben bu sayıyı arkadaşlar bunlarla çarpıp bölmeye kalktığım zaman sayılar kötüleşmeye başlıyor. Ama biz şunu bilmekle yükümlüyüz. 3 kere sınavda böyle çıktı bakın soru. Bu gaz sabiti 22,4 bölü 273 olduğu gibi aynı zamanda 0,082'dir. Dolayısıyla bununla sadeleştirme yapamıyorsanız hep ilk bunu deneyin. Benim yaptığım gibi yapamıyorsanız hemen aklınıza bu gelsin. O halde ben denklemi bir de buna göre yazayım. Bakın böyle sınav sorusu çıkmış geçmişte. Dikkat edin. Bu değeri de bilmeniz lazım. 2 çarpı 5'tir. 0,5 çarpı 0,082 yazdım gaz sabitini ve çarpı 400 dedim. Şimdi dikkat ederseniz şu 2 sıfır arkadaşlar atarsak şu buraya gelir değil mi? Ve ne olur? 2 çarpı V eşittir 0,5 çarpı 2 sıfır buraya geldiği için burası 8,2 oldu artık. Burada da çarpı ne kaldı? 4. Peki şu 2 ile şu 4'ü sadeleştirirsem 2 kalır. 2 ile 0,5 çarparsam da 1 olur. Bunlar da giderler yani. V ne çıkar? 8,2 litre. Bence güzel bir soru. Çözünürlük sıcaklık grafiği verilen x katısı ile ilgili hangileri doğrudur? Dikkat ederseniz sıcaklık arttıkça çözünürlük artmış. Sıcaklık artarsa çözünürlüğü artar. Biz buna endotermik çözünme de deriz arkadaşlar. X demek ki suda çözünürken ısı alıyor. Siz de bunu ısıtırsanız daha fazla çözünebiliyor. Peki 10 derecede doygun çözeltisi kütlece 120'liktir. 10 derecedeki doygun çözeltiye bakalım. 100 gram su 10 derecede ne kadar madde çözebiliyor? 25 gram. 100 gram su 25 gram çözebildiğine göre çözelti kütlesi 125 gramdır. Kütlece %20'liktir demek şu demektir. Çözelti kütlesinin %20'si
çözünen olmalıdır diyor. Bakalım öyle mi? 125'te 25 ise yüzde kaçtır diye soruyorum. Yani toplam çözelti kütlesinin yüzde kaçı çözünen diye soruyorum. İçler dışlar çarpımı yaparsak 100 çarpı 25 bölü 125 olur. Burası 5 çıkacağı için 20 olur ve bu da doğrudur. Basınç artarsa çözünürlüğü artar. Unutmayın, katı ve sıvıların saf sudaki çözünürlüğüne basıncın etkisi yoktur. Gazların çözünürlüğünde basıncın etkisi olur. Basınç artarsa gazların sudaki çözünürlüğü artar arkadaşlar. Burada elimizdeki katı olduğu için basıncın bir etkisi olmayacaktır. Cevabımız B seçeneği olur. Yukarıda verilen tepkimeler dikkate alındığında aynı şartlar altında gerçekleşen tepkimesinin denge sabiti değeri aşağıdakilerden hangisidir? Unutmayalım arkadaşlar, denge tepkimelerinde eğer tepkimeyi ters çevirirseniz denge sabitini çarpmaya göre ters alınır. Eğer tepkimeyi herhangi bir katsayı ile çarparsanız herhangi bir sayı ile çarptığınızda bu sayı denge sabitini üs olarak yazılır. Denge tepkimeleri toplandığında da denge sabitleri çarpılır. Şimdi bu kurallar çerçevesinde bu soruyu çözelim. Bizden ne istiyor? Yukarıdaki tepkimelerden yola çıkarak aşağıdaki tepkimeyi elde etmemizi istiyor. Şimdi x2 burada solda arkadaşlar. O zaman bana verilen tepkimeler de solda yer almalı. Evet, burada. Ve bir tane x2 var, bir tane x2 var. O zaman x2 ile işim yok. Yani birinci tepkimeyle oynamayacağım demektir. Peki y2'ye bakacak olursak y2 hem burada var hem burada var. Bu bir dursun diyorum. Buna daha sonra bakayım. Q2 baktığımda sistem tepkimeleri arkadaşlar sadece burada var ve ürünlerde bir tane var. O zaman bu da böyle kalmalı. Çünkü topladığımda ürünlere bir tane düşmesi lazım. L2'ye bakmış oluyorum. L2 de sadece burada var. Zaten bununla oynamamaya kararı vermiştim. Bununla, bu tepkimeyle oynamayacaktım. Oynamadan toplarsam yine buraya bir tane L2 düşer. Demek ki bu kalacak böyle. Bu da kalacaktı. Bize kaç tane Y2 lazım? 2 tane. Şimdi geldik buraya. Burada bir tane var. Bu tepkimenin böyle kalacağına karar vermiştim. Demek ki bu Y'nin bu tarafa geçmesi lazım. Yani şu tepkimeyi ters çevirmem lazım. Peki bu tepkimeyi ters çevirerek bir yazalım. Ne olacaktır? Y2 artı Z2 denge tepkimesi W2 artı N2 olacaktır. Tepkimeyi ters çevirdiğinize göre denge sabitini de çarpmaya göre tersini almanız lazım. O da 1 bölü 64'tür. Şimdi bu tepkimeleri topladığımda alttaki tepkimeyi elde ediyorsam doğru yaptım demektir. Toplayalım bakalım. Hess kuralına göre sağda ve solda aynı olan maddeler sadeleşirler. Bakın burada ne var? Başka bir renkle yapalım. Z2 var. Bununla şu gittiler, değil mi? Peki başka aynı olan var mı? Şurada N2 var, şurada da N2 var. Bu arada şu denklem artık yok. Biliyorsunuz ters çevirdik bunu. Bu da gitti. Şurada W2 var, şurada da W2 var. Bunlar da gittiler arkadaşlar. Peki şimdi herhalde kalanlarda sadeleşme artık yok. Bu tarafta ne kaldı elimde benim? X2 kaldı. Evet. Y2 bir tane burada var, bir tane burada var. İki tane oldular Y2'ler. O da burada. Başka da bir şey yok. Bunlar da sadeleşmişler zaten. Karşıya geçtiğimde ne kalmış arkadaşlar elimde? Z2 gitmiş, W2 gitmiş, N2 gitmiş. Q2 ile L2 kalmış. Zaten onlar da buradalar. Demek ki ben doğru yaptım. O zaman tepkimeleri ne yapacağım? Denge sabitlerini çarpacağım. Tepkimeleri topladığımda bu tepkimeyi elde ettim. Denge tepkimeleri toplandığında denge sabitleri çarpılır demiştik. O zaman 4 çarpı 1 bölü 64 çarpı 16 yaptığımızda 1 gelecektir. Cevabımız A çıkar arkadaşlar. Aşağıdaki bileşiklerden hangisi aromatik değildir? Bakın, aromatik olabilmek için arkadaşlar bizim şuna bakmamız lazım. Yapıda benzen halkası var mı yok mu? Siz yapıda benzen halkası var mı yok mu diye baktığınızda aromatik olup olmadığına karar verebilirsiniz. Lise müfredatı için bu yeterli. Peki fenolü çizelim bir. Bunların bu arada formüllerini, molekül şekillerini bilmemiz lazım arkadaşlar, molekül yapılarını. Bakın fenol şudur. Naftalin peki? Naftalin arkadaşlar iki tane benzen halkasının kaynaşmasıyla elde edilir. Anilin ise şudur. Bakın, benzen halkasındaki bir hidrojen çıkıp yerine NH2 gelecektir. Siklobutanı yapalım. Pirinine geleceğim. Siklobutansa nedir arkadaşlar? 4 tane karbon birbirine bağlanacak ve şöyle bir yapı oluşacak, değil mi? Siklobutan. Bu bir alkan. Pirinde ise arkadaşlar bir azot olacak karbon atomlarının yerinde benzen halkasında ve şu şekilde yer alacak. Yani benzen halkasındaki bir karbon çıkıp yerine azot gelmiş olacak. Dikkat ederseniz elimdeki yapıların hepsinde ne var? Aromatiklik var. Ama siklobutanda arkadaşlar aromatik bir yapı yok. Neden yok? Çünkü siklobutanda benzen halkası yok. Yapı bu şekilde.
Bu nedenle cevabım E seçeneği çıkmalıdır.